Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün bütün keklerimizi, pastalarımızı, tatlılarımızı süsleyecek harika bir çikolatalı sos yapıyoruz. İddia ediyorum bundan sonra dışarıdan hazır paketlerdeki çikolata sosları asla almayacaksınız. Çünkü ikisinin tadı arasında o kadar fark var ki yapınca, tadınca bana hak vereceksiniz. Lafı fazla uzatmıyorum. Hemen çikolatalı sos tarifime başlıyorum. Malzemelerimiz çok basit. 1,5 su bardağı süt koyuyorum. 1,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Eşit yani suyla süt. 1,5 çay bardağı toz şeker. 1,5 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Ve 3 yemek kaşığı dolu dolu da kakaoyu ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice topaklanmaları gitsin. İyice karıştırdıktan sonra ocağa gidiyoruz. Ocakta da sürekli karıştırarak normal puding yapar gibi, muhallebi yapar gibi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi güzelce fokurdamaya başladı. Kıvamını aldı. Harika böyle akışkan bir çikolata sosu kıvamında. Şimdi bu aşamada böyle üzeri çatlamasın, daha güzel parlasın diye ufak bir ipucu, bir tatlı kaşığı kadar yağ koyuyorum, tereyağı koyuyorum. Bu çikolata sosunun daha böyle parıl parıl olmasını sağlayacak ve hani böyle üzeri kabuk tutar ya, işte onun oluşmasını engelleyecek. Şimdi güzelce yağı da eritiyorum. Ve artık altını kapatıyorum. Şöyle ben çikolata ilave ediyorum. 60 gram kadar çikolatayı şöyle kırarak sıcak çikolata sosumun içine koyuyorum. O zaten onun sıcaklığında eriyecek. 60 gram yani bir kare çikolatadan bir kırık ayırıyoruz, öyle söyleyeyim. Ama evde çikolata sosu yok, hiç dert etmeyin. Diğeri de yeterli ama çikolatayı da koyunca harika bir tat oluyor. Daha da iyice artıyor. Şimdi şöyle hafif hafif ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini sağlayacağım. Görüyorsunuz şöyle kabuk tutmasını engelliyorum. Bunu bu aşamada yaparsanız bir daha da zaten kabuk tutmuyor. Şöyle karıştırarak ara ara karıştırarak soğutuyorum. İşte çikolata sosumuz pırıl pırıl harika hazır. Şöyle sosluğumuza da koyalım. İşte istediğiniz tatlının üzerine artık dökebilirsiniz. İşte çikolata sos yapmak bu kadar kolay. Dediğim gibi artık hazır almayıp evde yapacaksınız. Buzdolabında sakladığınızda bile hiç katılaşmıyor. Üstü böyle katı katı olmuyor. Tadı da mükemmel. Gerçekten dediğim gibi yapın, tadın. Yorumlarınızı da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Yine güzel, değişik tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.